Herkese selam. Ben Mehmet Hocanız arkadaşlar. Geldik logaritmada 8. derse arkadaşım. Logaritmada artık özellikleri bu derste birlikte bitiriyoruz. Örneklerini çözüyoruz. Logaritma 9'da karma örnekler. O logaritma soru havuzunun içerisine balıklama dalıyoruz ama var ya zıpkın gibi çıkıyoruz. Var mısın benimle birlikte? O zaman ne yapıyorsun? Alıyorsun eline kalemi, koyuyorsun önüne kağıdı. Çıktıları videonun açıklama kısmından rahat rahat indirebilirsin. Ondan sonra o sloganı söylüyorsun ki gaza gelelim. Şu özellikleri tertemiz bir halledelim. Ne diyorduk? Gönder, gönder gelsin hocam. Şimdi ey güzel arkadaşım, logaritmada bu özellikleri verirken özellikle taban değiştirme özelliği adı altında geçiyor bu özellikler. Biraz sıkıntılı. Temel örneklerle başlayacağız. Level'ı giderek yükselteceğiz. Hiç panik, hiç dert etmiyorsun. Hadi gel başlayalım. Ey güzel arkadaşım logaritma A tabanında B şeklinde verilmiş bir logaritma tabanı değiştirilmek istendiğinde şöyle bir şey yapılabilir. Dikkat et B'yi tuttum yukarı aldım. A tabanını tuttum aşağıya aldım. Şimdi canım hangi tabanı isterse onu yazabilirim. Logaritma C tabanında B. Logaritma C tabanında A. Hocam ben bunu beğenmedim. Logaritma E tabanında yazmak istiyorum. Hay hay efendim. Logaritma E tabanında B. Logaritma E tabanında A. Logaritma e tabanı ne demek? Elen demek. Elen b bölü elen a. Kapış oldu mu? Bu kural olduysa. Şimdi bu kuralın sonucu bir kural daha var. Logaritma a tabanında b şeklinde bir ifade bize verilirse biz istersek nasıl paşa gönlümüz istediği tabanda yazabiliyordu bunu. Ben de diyorum ki b tabanında yazacağım. Bak şimdi logaritma b tabanlarını yapıştırdım. b'yi yukarıya gönderdim. Taban a taban a'yı aşağıya gönderdim. Peki logaritma B tabanında B nedir? 1'dir. Logaritma B tabanında A aynen yazılır. Demek ki buradan çıkaracağımız sonuç logaritma A tabanında B ifadesi ters çevirirsin onu. Tabi tabanla üstü de yer değiştirirsin. Olay bu kadar net. İki kuralı daha hafızaya kazıdıysak bunlar taban değiştirme kurallarının ilk ikisi. Bunlarla ilgili önce temel örnekleri çözelim. Misal bak karşımızda kısa bir örneği var. Logaritma 2 tabanında 3 çarpı logaritma 3 tabanında 4. Çok temel bir şekilde çözeceğim. Gel uzun uzun çözelim. Ardından kısa yolu göstereceğiz. Logaritma 2 tabanında 3. Ben ne dedim? İstediğim paşa gönlüm ne isterse o tabana çeviririm dedim. Ben de diyorum ki onluk tabanda çalışması kolay. Kalemin ucunu bitmiyor mesela. 10 yazmıyorsun buraya. Kalem ucundan ne yapıyorsun? Şeye kaçıyorsun. Perize. Periz değildi onun adı. Neydi? Şu an aklıma gelmedi ama aklıma gelince söyleyeceğim. Logaritma 3'ü yazdım. 10 tabanında. Logaritma 2'yi yazdım 10 tabanında. Var mı burada problem? Yok. Gel çarpı dedik devam ettik. Aynı şekilde ayırıyorum. Ne de olsa benim paşa gönlüm ne isterse ben o tabanda ayırabiliyordum. Şu şekilde ayırdım yine onluk tabanda. Soldakilere dokunmadım. Logaritma 3. Logaritma 2. Tabii ki hepsi onluk tabanda. Burada ne var? 4. 4 nedir? 2 üstü 2'dir. Bu 2'yi öne attım. 2 çarpı logaritma 2 bölü logaritma 3. Varsa sadeleştirmelerini yapacağız önce. Cırt sana cırt sana cırt sana cırt sana. Ne kaldı benim elimde? Benim elimde sadece 2 kaldı. Doğru cevap 2'dir. Tabi şimdi sınava girdin. Diyeceksin ki hocam böyle uzun uzun çözeceğiz mi? Hatta bu noktalardan sonsuz tane var. Hocam benim soru bankamda. Hiç panik yok. İster sonsuz tane ister 100 tane. Taktik aynı. Ey güzel arkadaşım bu şekilde verilmiş bir ifadede şu şekilde çapraz sadeleştirme yapılabilir. Tabi matematiksel olarak yanlış böyle bir sadeleştirme yok. Aslında bu şekilde var ama sen pratik metot istiyorsan böyle yapabilirsin. Ne kalır geriye? Logaritma 2 tabanında 4. Peki 4 neydi? 2 üstü 2 idi. İkisini öne düştüm. 2 çarpı logaritma 2 tabanında 2. O da sadece 2'dir senin paşa gönlün nasıl isterse öyle çöz. Nasıl anlarsan öyle çöz. Ama en az bir kere böyle çöz. Bir kere bunu bir alıştır kendine. Tamam mıdır? Ne çok şey anlattık tek bir sayfada ama çok güzel örneklerim var. Efsane örneklerim var. Hadi gel geçin. Yine çok zor bir örnek değil ama düşünmen gerekiyor. Şimdi logaritma aslında başlı başına ya hocam zor konu diyen var, değil diyen var. Zor değil diyen ne diyor biliyor musun? Kuralları gerçekten öğreniyor. Nerede kullanacağını anladığın an kuralları olay bitiyor. Hadi kuralları öğrendim ama nerede kullanacağımı bir türlü kestiremiyorum hocam neyi nerede kullanacağımı. O zaman bol örnek, bol çözüm videosu. Hadi gel. Şimdi logaritma 3 tabanında 5'i sormuş bize. Ben önce onu bir yazıyorum. Logaritma 3 tabanında 5. Şuraya baktım. Ne vermiş bana? Logaritma 2 tabanında 3'ü vermiş. Logaritma 5 tabanında 2'yi vermiş. Ne yaparım ne yaparım diye düşündüm. Ya dedim ki şu iki arkadaşı bir alalım bakalım. Yan yana bir çarpalım. Logaritma 2 tabanında 3 çarpı logaritma 5 tabanında 2 eşittir a çarpı b. Var mı problem? Yok. Peki az önce anlattığımız kısa yol metodu uygulayabiliriz. Cırt sana cırt sana. Ne kaldı? Tabanda 5, yukarıda 3 kaldı. Onu da aldım temize çektim. Logaritma 5 tabanında 3 Eşittir A çarpı B. Sen de sordun bana. 3 tabanında 5 mi? Hallederiz. Biz şöyle bir kural daha öğrendik. A tabanında B'nin cevabı 1 bölü logaritma B tabanında A'ydı. İstersem takla attırabiliyordum. Yani 5 tabanında 3'e ben şunu yazabilirim. 1 bölü logaritma 3 tabanında 5. O da eşittir A çarpı B. Tamam güzel o Logaritma 3 tabanında 5'i bulmak istiyorsan. Bir daha takla attırdım. Bu sefer sadece sayıyı attırdım. Yani bölü bir aşağıya geldi. Yazmanın anlamı yok. Sol taraf takla atarsa sağ tarafta takla atar. Doğru cevap 1 bölü a çarpı b'dir bu soruda. Gördün mü? İki özelliği birden kullandık. Taban değiştirme ya da diğer adıyla bunları sadeleştirmeyi kullandım. Geldim burada bir de takla attırdım. Tamam mıdır? Oluyor değil mi? Bunlar temel örnekler. Gelsin bakalım biraz daha zorlayalım. Şimdi ifadesinin değeri soruluyor bana. Bu soruda şunu yapabilirsin. Ya hocam logaritma 5, logaritma 15 ben bunları işte farklı nasıl yazabilirim falan. Birçok yol akla gelebilir ama şuraya dikkatini çekerim. Logaritma 15, elen 15. Ya iyi güzel hoş işte. da bu arkadaş şöyle değil midir sence? Logaritma 15 tabanında 5. İsterse onluk tabanda logaritma 5 bölü logaritma 15 diye yazılmaz mı? yazılabilir. O zaman ben bu halini kullanacağım. İşime gelen bu çünkü logaritma 15 tabanında 5. Geldim buraya. Şimdi ne vermiş bana? Elen 3 bölü elen 15. Peki logaritma e tabanında logaritma e tabanı yazmayalım. Şöyle yazalım. Logaritma 15 tabanında 3'ü versem desem ki hocam gel bunu biz istediğimiz tabana çevirebiliyoruz. Buna 3 yazalım. Uyuma. Uyuma bende kal. Aman diyeyim. Ben biraz hadi rahatsızım. Sesim mesim değişik belki bu sefer ama hani idare et. Tempo da biraz düşük ama malumum bu kadar oluyor. Logaritma y tabanında 3. Logaritma y tabanında 15. Elen 3 bölü. Elen 15 şeklinde yazılır. E ben bu arkadaşı o zaman kullanayım. Daha da rahat edeyim. Arada toplama. Logaritma 15 tabanında 3. Şimdi diyeceksin ki hocam burada ne yapacağız? Hani ne dedim dersin başında? Özellikleri nerede kullanacağını iyi bilirsen çok rahat edersin. Logaritma a çarpı b. Logaritma a artı logaritma b şeklinde yazılabilir. Ben de diyorum ki bak burada toplama var tıpkı burada olduğu gibi. İlk durumuna geri dönelim. Ne yapacağız? Çarpım durumunda yazacağız biz onları. Logaritma 15 aç parantez. Buradan gelen arkadaş 5 çarpı. Buradan gelen arkadaş 3 yukarıyı çarptım. Logaritma 15 tabanında 15 elde ettim. Dedim ki ya bu daha ilk ders gösterdiğimiz özellik o da eşittir. Bir nokta. Tamam mıdır? Oldu bu soruda? Oldu diyorsan ne diyorsun bana? Gönder. Gönder gelsin hocam. Tam dersin ortasındayız şu an. Bak bu soru tarzı var ya inanılmaz sık bir şekilde karşına gelecek. Bize bir harf verecek. Bize başka bir logaritma ifadesi verip o harf cinsinden yazar mısın diyecek. İki tane harf verecek. Logaritma verecek. Bu iki harf cinsinden yaz diyecek. Hepsi birbirine benzer soru tipleri. Genelde şuradan başlanır. Bana ne verdi? Neyi istiyor benden? Ona bakacağım. Logaritma. 48 tabanında 18. Tabanın çikinliğine bak. 48 tabanı nedir ya? Sen bana kaç tabanında verdin? 3 tabanında verdin. E Ben biliyorum ki istediğim tabanda yazabiliyorum bu arkadaşları. Hadi gel yazalım o zaman logaritma 48 tabanını ben logaritma 3 tabanında yazarsam 18 yukarı gider. Yazdım. 48 aşağıya ama şu şekilde logaritma 3 tabanında 48 diye yazılır. Bu da tamam. Peki şimdi logaritma 3'ü açmaya çalışacağız. 3 dediğim sayı 9 çarpı neye eşittir? 2. 48 dediğim sayı 16 çarpı neye eşittir? 3'e. Peki çarpım durumundaki ifadeler Logaritma da bir önceki soruda gösterdim nasıl yazılabilir? Toplam durumunda. Yani logaritma 3 tabanında 2 artı logaritma 3 tabanında 9. Burası temiz. Bekle. Geliyoruz. Şimdi aynı şekilde bunu arıyorum. Ayırıyorum. Logaritma 3 tabanında 16 artı logaritma 3 tabanında 3. E belli olan ifadeler var. Logaritma 3 tabanında 3 nedir? 1'dir. Hocam 9 yazıyor burada. 3'ün karesidir. 2'yi nereye düşünelim? öne düşerim. Ne olur burası? 2 çarpı logaritma 3 tabanında 3. E bu da 1'dir. Önünde de 2 çarpanı olduğu için burası kocaman bir 2. Tane tane adım adım yukarıya doğru çözdüm bunu. 16 diyorsun. 2 üssü 4'tür. Bunu da öne düşer. Hadi bu kadar işlemden sonra artık bir tur temize çekelim. Yukarısı çok karalandı artık. Logaritma 3 tabanında 2. Tamam değil mi? Problem. Takip ettin değil mi buraları? Aman diyeyim kaçırmıyorsun. Artı 2 indim buraya. Bak 4'e öne düştük. 4 çarpı logaritma 3 tabanında 2 artı 1. Sen bana neyi verdin? 3 tabanında 2'yi verdin. E benim her şey 3 tabanında 2 formatında. O zaman ben buradaki arkadaşın yerine x yazarım. x artı 2. Buradaki arkadaşın yerine de x yazarım. 4x artı 1 derim. Bu güzel soruya, bu efsane soruya noktayı koyarım. Tam dersin ortasındayız dedik. Devam ediyoruz sıradaki örnekle. Ama sona doğru bir özellik daha vereceğiz. O özelliği verince logaritma özellikleri bitiyor. Bir daha söylüyorum. Logaritma 9'da soru avcısı seni bekliyor. O verdiğimiz bütün özellikleri o soru avcısındaki sorularda parçalayacağız. Beraber kullanacağız. Yapacağız bu geometriyi. İnan bize. Sadece sadece azmet vazgeçme. Ya hocam olmuyor özellikler bir türlü öğrenemiyorum deme. Yaz önce özellikleri karşına koy. Soruları çözerken çek kopyana Bak. Bir teste bak, iki teste bak. Üçüncü teste belki sen istemeyeceksin artık. Dur aklıma geldi diyeceksin. Dördüncü teste hiç bakmayacaksın. Beşinci teste zaten o yazdığın formülleri atacaksın belki de. Ama sabret son teste kadar. Diyelim daha fazla muhabbete gerek yok. Geçelim sıradaki soruya. Şimdi logaritma soru bankasını açtın. Karşına bu tarz bir muhakkak yüzde yüz gelecek. Yani bu artık klasikleşmiş efsane sorulardan biridir. Bu soruyu nasıl çözeceğiz onu gösterelim. Bu tip bir soru geldiğinde. Dikkatini bir şey çekiyor mu? Yani burada bak bir benzerlik var. Hocam birler mi diyeceksin? Hayır birler değil. Şuradaki 30'ları görüyor musun? Gördün. Problem yok. Peki şu kuralı hatırlatayım. Gerisini var ya çorap söküğü gibi sen halledeceksin. Logaritma B tabanında. istersen ben buna takla attırabiliyor muyum? Attırıyorum. Peki takla atmış halini düzeltebilir miyim? Düzeltirim. Ama kimle kimi yeri değiştirecek? Tabanla üstteki sayı yer değiştirecek. Hadi gel değiştirelim. Şimdi takla attırınca bir bölüden kurtulurum ben. Logaritma 30 tabanında 2'ye dönüşür. Anlaşılmayan bir şey yok değil mi? Bak bu tarafa doğru gidiyoruz. Terse gitmek her zaman bir tık daha zordur. Gel yine bak 30'u aşağıya taşıdım. Logaritma 30 tabanında buraya ne yazacağım? 3 yazacağım. Artı bak bir daha terse çevirdim. Logaritma 30 tabanında buraya ne yazdım? 5 yazdım. Artık olay bitti. Olay neden bitti? Hepsinin tabanı aynı mı? Aynı hocam. Peki hepsinin arasında ne işlem var? Toplama işlemi var. Bir dakika ya. Toplama işlemi var. O zaman bunlar eskiden çarpmaymış. Logaritmanın içerisinde bunlar çarpım durumundaymış. Ve ayrılmış. Çarptık burayı bak 30 geldi. Ya bu kadar mı tesadüf olur diyorsun. 30 tabanında 30 logaritmada nedir? 1'dir. Kocaman, yalnız, tek başına sadece 1. Ne kadar yalnızlık içerikli bir bir oldu bu ya böyle değil mi? Hallettik mi soruyu da? Tamam mıdır güzel arkadaşım? Verelim mi yeni kuralı? Son kuralı da verelim. Onun üstüne de birkaç efsane güzel örnekler çözeceğiz. Çıkmış sorular da var aralarında. Ondan sonra soru avcısı gelecek. Parçalayacağız o soruları beraber. Aa öncesinde bir sorumuz var varmış. Pardon. 2010 LYS sorusu. Ne dersin? Bir denelerim o zaman bu soruyu sen. Kaçırma bu güzel soruyu. Sonra bırak bana. Beraber çözelim. Otur yan acıma, Yaslan arkana. Dikkatle. Pür dikkat. Gözler kulaklar bende. Başlıyorum. Bunu vermiş bunu vermiş. İkisi de A tabanında. Efsane. Güzel. Ya sen bana bunu vermişsin. Ama çok kalabalık bunun içi. Biz bunu gel bir düzenleyelim. Düzenleyelim derken. Arada hangi işlem var? Bölme. Bölme işlemi logaritmada nasıl ayrılırdı? Çıkarma işlemi diye. Farklı çözüm metotları var mı? Vardır. Ben böyle çözüyorum. B kademi yazdım. Eksi dedim açtım parantez. Neden? Bunların arasında da çarpma var. O zaman ben bunu şöyle yazarım. Logaritma B tabanında C artı logaritma B tabanında kök A. Bir dakika. Kök A dediğim şey artık düzenleyebilirim. A üstü 1 bölü 2. Hatta o üstü, A üstü 1 bölü 2'yi ne yapacağım? Buraya düşeceğim ben. Şimdi devam ediyorum. A bir dakika ya. Burada da 2'yi düşene 2'yi düş bak ne geliyor? Logaritma 2 çarpı logaritma B tabanında B ki burası 1'dir. Sadece 2 geldi. Bu işlemin sonucu 2'ymiş. Yazdım. Eksi logaritma B tabanında C. Hocam logaritma B tabanında C yukarıda yok. Vermemiş. Vermemiş de biz şunu yapamaz mıyız? Gel buna takla attıralım. Yani 1 bölü logaritma B tabanında A'nın cevabı neye eşittir? 1 bölü 2. Bak sadece logaritmaya takla attırdım. Çünkü tabanla üssün yerini değiştirdim. Şimdi amacım şu. Buradakine de takla attıracağım. Buradakine ya da işler dışlar yap ya. Daha rahat anlayacağını düşünüyorsan hadi gel. Gel öyle göstereyim. İşler dışlar çarpımı yap. Hay aklında bin yaşa dediysen hoca ne güzel. Şimdi burayı düzenleyelim. Yalnız nefes almakta bildiğin zorlanıyorum. Hadi bakalım hasta olmazsak iyidir. Logaritma B tabanı daha eşittir 2'yi buldun mu? Buldum. A tavanında C belli mi? Belli. Gel bunları bir çarpalım. B tabanında A çarpı logaritma A tabanında C eşittir. 2 çarpı buradan ne geldi? 3 geldi. Düzenliyoruz. Dikkatle izle. Ey güzel arkadaşım. Hatırladın mı? Şöyle bir sadeleştirmeden bahsettik az önce. Tabanda B kalır. Üstte C kalır. Logaritma B tabanında C eşittir 6. İşin mantığını da anlatmıştık. İspatını da yapmıştık. O halde hiç gerek yok. Artık yapabiliriz biz bu pratik metodu hatırladıkça. Şimdi geldim buraya. Logaritma B tabanında C'nin cevabı 6'ymış. Artı dedim B tabanında A. B tabanında A nerede? B tabanında A'yı zaten burada bulduk. 2'ymiş. Onu da yazdık. Yola devam. 2 eksi 2'yi doğru yazdık mı? Bir dakika bunun 1 bölü 2'si nerede? Hocam vallahi yedim 1 bölü 2. Toparladım geldim. 1 bölü 2'yi öne düştüm çarpı logaritma b tabanında a yazdım. Neredeyse gidiyordu soru. Vallahi gidiyordu. Burası kaç? Burası 2. O zaman ben içeriği bir tur daha yapacağım. 2 ile 2 sadeleşti. Burası ne oldu? 1 oldu. 2 eksi 7'den cevap ne geldi? Eksi 5 geldi. Tertemiz bir eksi 5'tir. İşlem hatası yapmazsan doğrudur. 2010 LYS sorusunda noktayı koyduk. Bir yudum su. Hocam motorunuz soğusun diyorsun değil mi? Vallahi Efsane ders. Efsane efsane kural geliyor asıl şimdi. Bak bu kural biraz şey hani böyle enteresan bir kural ama çok sık öyle soruları yok. Biz elimizden geldiğince örnekleri yazdık sana sen dert etme. Karşına gelebilecek örnek tarzları burada var. Şimdi bak bu kuralı ne yapacağımızı iyi kavraman gerekiyor. A üssü logaritma A tabanında B eşittir B. Peki nereden anlayacağız? Burası da A. Tabanda A ise sen direkt B'yi cevap olarak yazabilirsin. Yaz bakayım hocam bir örnek. 3 tabanın 3 üssü logaritma 3 tabanında 5. Burası da 3. Burası da 3. Cevap kaç? 5. Bitti. Bu kadar. Tamam. Gel. Peki. Şunu da yapabiliyoruz. Şuradaki tabanla yani A'yı şuradaki B ile ne yapabilirsin? Yer değiştirebilirsin. Gerçekten ne yaptık? Değiştirdik kime dokunamıyorsun o durumda? O durumda oradaki c'ye tabana dokunamıyorsun logaritmik tabana. Şimdi gelelim örneğe. Baktım örneğime. Ne var burada? 3 üssü 3 tabanında 12 var. E hocam bu iki sayı aynı. Bunlar yokmuş gibi düşünüp 12'ye aşağı iniyorum. 12 artı dedim soruma başladım. Tamam. Hocam 4 var, 4 var. Bunlar yokmuş gibi düşünüyorum. 16'ya aşağı iniyorum. İndim. Toplam 28. Hocam o kadar kolay soruyu böyle nasıl böyle heyecanla anlatıyorsun diyorsun. Ya bilen var bilmeyen var. Bir de bu heyecanı korumak lazım ki bu kadar kolay soruda çözülmez demeyelim. Bu mantığı da görelim. Temel bir yapı taşı olsun elimizin altında. E gel. Hadi gel. Hadi. Hadi gel bakalım. Gel bunu çözelim. O kadar da zor değil. Öyle abarttığıma bakma. Baktık sorumuza. 3 üstü logaritma 4 tabanında x. Bak hiçbir şey yapamazsın. Anca şunların yerleri değişebilir. E, değiştirsem ne olacak? Hiçbir işime yaramadı. Bıraktım. Aynen aldım geldim. Yani şöyle alayım ben onu. 3 üstü logaritma 4 tabanında x. Ellemedim. Artı. Ya bir dakika burada bir şey var. Bak burada x ile ben buradaki 3'ün yerine değiştirirsem burada da taban 3'tü. Burada da taban 3 olacak. E işime gelir. 3'ümü yazdım. Logaritma 4 tabanında yukarıya kim çıktı x çıktı. Aha da bak bunlar birbirinin aynısı. Ne kadar güzel denk geldi. Devam ettim. 9 var. Bir kere 9 üstü bir sayıdır. 3'ün karesi şeklinde yazılır. Çarpı logaritma 4 tabanında kök x var. O da eşittir 9. Şimdi bu hale geldi format. Ya şu haliyle sadece bunlar toplanıyor. Var mı başka bir şey hocam? Var. Ne var? Bak buradaki öndeki çarpım. Bunun üstüne üst olarak gidemez mi? Logaritma 4 tabanında kök x'in nesidir bu? Karesidir. Ne oldu? Kareler birbirini götürdü. Hocam ne kaldı geriye? Logaritma 4 tabanında x tabanda da 3 kaldı. Hadi gel temize çekelim daha rahat anla. Logaritma 4 tabanında x artı 3 üssü logaritma 4 tabanında x artı 3 tabanında logaritma 3 üssü özür dilerim. Logaritma 4 tabanında x. E, aynısı geldi. Gelecek tabi aynısı. Burada kaç tane var aynısından? 3 tane var. 3 üssü logaritma 4 tabanında x eşittir 9. Peki sadeleştirmeler var. Cırt sana cırt sana. Burada ne kaldı? 3. Üç. 3'ün üstünde ne var? 1. Tabanlar eşitse üstler de birbirine eşittir. Bu mantığı kullanarak logaritma 4 tabanında x uyuma ben desin. x eşittir buradan 4 geldi. Doğru cevap çıktı. Son soru değil. Geldik son soruya artık. Bitiriyoruz dersi. EFSO bir soruyla 2012 LYS sorusuyla bitiyoruz. Soru boşa gitmesin. Ne olur sen çöz. Harika bir soru. Yani düşünmen gereken harbiden ayrıntılı bir soru. Artı cevabı bulduğunda yetmiyor seçenekleri düzenlemen gerekiyor. Ya. Hadi gel başlıyorum. Şimdi. Ya bir kere cevaplar elenli falan biz bir kere x'i aşağı indirmemiz lazım. E biz logaritmanın tanımını kullanalım. Yani x eşittir. Ta o ilk dersleri hatırla. Boşuna o kadar temel, o kadar zemin yapmadık biz. Ya çıkıyor bak bu soru öyle. Logaritma 2 tabanında bu karşıya taban olarak geçiyordu. Omzunu alıyordu hatırla. Hatırladın o omuz olayından değil mi? 1 bölü 5. Gerden kırıyoruz. Ona mı deniyordu acaba? Neyse. Y bu sefer sabit. Y'yi koydum. 3 karşıya nasıl geçti? Logaritma olarak 3 tabanında 1 bölü 4. Problem yok. Şimdi sen ne istiyorsun benden? X çarpı Y istiyorsun. Yazmaya çalışalım. Logaritma 2. Yazdım logaritma 2 tabanında. Çarpı değil. 1 bölü 5 ya. Gel biz bunu üstü sayı yazalım. Eksi 1 bölü 5. Oldu mu? Arada şimdi çarpma var. Bunu yazıyorum. Bak şimdi Y'de. Logaritma 3 tabanında 1 bölü 4. Biz bunu üstü sayı biçiminde yazalım. 1 bölü 4 nedir arkadaşım? 2 üzeri. Eksi 2'dir. Gayet basit. Şimdi aldım bu eksi 1'i öne çarpan attım. Aldım bu eksi 2'yi öne çarpan attım. Uyuma. Uyuma. Bak bak bak. Sorunun güzelliğine bak. Logaritma neler neler kullandırıyor soru bana. Adamlar yazmış be arkadaşım. Eksi 2 çarpı. Logaritma 3 tabanında 2 mi de yazdım. Hocam diyeceksin ki gel ben anca bu işlemi yapıyorum. Yapalım. Eksi 2 ile artı 2'yi çarptım. Logaritma 2. Şimdi ben bunları şöyle yazınca bak nasıl tanıdık gelecek sana. 2 tabanında 5 çarpı logaritma 3 tabanında 2. Hatırlıyor musun dersin başında yaptığımız örneği? Çarpma örneğini temel örnek ama çıktı. Bak bu ikiler 7 birbirini. Geriye ne kaldı? Geriye şu kaldı. Tabanda 3 yukarıda 5. Yazalım bakalım. 2 çarpı logaritma 3 tabanında 5. Baktım seçeneklere alakası yok. Bir dakika ya yanlış falan mı çözdük? Yo çözmedik ama şöyle bir şey yapacağız. Şimdi seçenekleri düzenleyeceğiz. Nasıl? Bir kere bu 2 bunun üstüne üst olarak gelir mi? Gelir. Şimdi nasıl yazılır? 3 tabanında 25. 5'in karesinden. Burada herkes elenli. Ya bir dakika ya ben o zaman logaritma e tabanına çevireyim bunu. Taban çevirmeyi biliyorum. Logaritma e tabanında 25 bölü logaritma e tabanında 3 Ey güzel arkadaşım adam yazmış ya. Efsane soru ya. Bak bütün kuralları bize kullandırıyor. Ya bu soruyu da yapıyorsan göğsünü gere gere de ki hocam logaritmadan soru avcısını gönder parçalayacağız. Helal hoş olsun vallahi. Şimdi logaritma tabanı ne demek? Elen 25 demek. Ne gaza geldik ama değil mi? Logaritma elen 25. Böyle logaritma y 3 nedir? Elen 3'tür. Seçeneklere baktım doğru cevabı vurdum Deniz diye noktayı koydum kalemi bıraktım. En güzel arkadaşım logaritma 7 ve 8 logaritmanın özellikleri dersleriydi. Bunlarla ilgili bir problem varsa 7'yi de 8'i de bir kez daha izliyoruz. Soruları aynılarını mı hocam? Aynılarını bir kez daha çözüyoruz. Bitti mi? Bittiyse gel. Logaritma 9'da seni bekliyorum. Soru avcısında efsane sorular çözeceğiz. Logaritmada boşluk kalmayacak. Logaritmada tüm soru tiplerini görmeye çalışacağız bir sonraki derste. O zamana kadar kendine iyi bak. İyi çalış çok çalış. Hoş kal. Hoşçakal. Bir de hasta olmayın.